Bestecimiz Türk. Evet, Erol. Sevgili Harbi Erol abi. Çok güzel. Aslında şöyle bir pandemi öncesi geldi bu şarkıyı bana. Hı. Sevgili Melih'i tanısın El Makas'ta. Tabii bilmez Melih dedi ki sana bir şarkı var dedi. Bu şarkıyı oku dedi bana. Getirdi şarkıyı yaptık. O sırada okuma derken televizyon vardı. Hı-hı. Koşuşturma vaktim olmadı. Bu arada pandemi girdi. Pandemide de o sırada Gülşen'le bir şarkı yaptık. Gülşen'den sonra Yıldız'la bir şarkı yaptık. Güzel. Bu kaldı. Demek ki dedim zamanı buymuş dedim. Evet. Ama müthiş hakikaten. Yani bence o bombalardan biri yani. İnşallah. Ben, çünkü uzun zamandır... Klip çok güzel. Evet. Klip çok güzel, çok tatlı. Klip Coşkun, çok iyi. O, Coşkun Turgut çekti onu da. Yani. Tertemiz. Böyle kendi kendimize böyle bir iki çektik kısa zaman, iki saatte çektik klibi bitirdik ama. Mükemmel. Benim şeyim var ya o şey evet. Tarafım. Ya senin enerjin yetiyor zaten hakikaten. Bu işe. Ya ben bir şey, hemen arada bir şey sormak lütfen. İstiyorum. Bir oyun hazırlıyormuşsun sen. Evet. Dracula. Dracula. Ben oynamak olmak istiyorum. Mı istiyorsun? Evet. Evet. Çığırından çıkar. Sen olursan. Bunu hemen, bunu bir... değerlendirmeye alacağım. Çok acayip bir şey olabilir. Acayip bir şey. İlk defa ben her iki Okan yapacağım. Sen Richard'ı görmedin ama daha. Vaktim olmadı. Evet Richard vaktin olmaz. Doğru. Olmadı. Yani hep ters düştü. Hayır öyle oluyor. Hep ters düştü. O da evet. Vay be. Ben takip ediyorum seni Okan'ım. Peki. Çok güzel bir teklif. Teşekkür ederim Arca da beni layık gördüğün için. Yani, harbiler deli. Seninle her yola varım. Peki. Bana çünkü çok güzel yollar açtı. Estağfurullah. Olur. Evet, tabii öyle öyle. Şimdi... bu şarkı şu anda dijital platformlarda evet, mı? Evet, bütün dijital platformlarda. Çok, hard copy basılacak mı öyle bir şey? Yok. Hediye etmek için falan gerek yok. Gerek artık. Olmuyor bir de artık. Adama bir CD veriyorsun mesela, o nerede? Yok, değil mi? Siz de yapıyorsunuz çocuklar, öyle bir şey yok. Tabii, artık. Yani geçti bunu, artık o dönemde. Artık kalmadı. Ben de onu söyledim. Yani şimdi benim hani benim böyle bir kafe gibi bir şey, restoranlarda bir küçük bir ortaklığım var. Orada çok iyi müzik yapan bir arkadaşımız var, Batu. O da çok güzel nostaljiler, tam senlik müzikler çalıyor. Fransızcalar, işte İtalyancalar. Eski Türk şeyleri eskiden CD'lere basardı. Tabii. Hediye ederdi. Artık o bile yok. USB. Evet, USB'de. Artık öyle. Yani ha. Bu dijital basıyorsun, aynı telefona bas, indir. Öyle bir şey. Bir şey soracağım. Senin bu yıllar geçti. Artık bu şöhret, artık çok doydun şöhrete. Evet. Tabii şöhrete doyunca da tabii insanı bir tevazu basıyor. Yavaş yavaş böyle kendine kapanıyor falan. Aynen, belki eskiden böyle daha böyle bir geniş yürüyordum böyle ha 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 ho 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 falan filan. Şimdi daha böyle küçülüyorsun. Eyvah diyorsun, şunlar beni inşallah fark etmezler de şimdi iki saat burada fotoğraf çektirmek zorunda kalmayız falan filan. Böyle bir küçülme, böyle bir şey falan. Gittikçe daha tevazuya giriyorsun. Fakat şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu tevazu devam ederken benim de başıma geliyor galiba, aynı senin de başına geliyor. Şimdi bazen özellikle gençlerde de onlarda çok can sıkıntısı var. Mesela eskiden ev kızı vardı. Şimdi ev erkeği de var. Ev kızı, ev oğlanı demek istemiyorlar yanlış anlaşılmasın diye. Ev erkeği var. Ev erkeği de demek istemiyorlar. Çok erkek katıldı ev kızlarına. Evde oturuyor. İşi yok, güç yok. Bunlara ev genci demeye başladılar. Hatta anne babalar da söylemeye başladı. Mesela sizin evladınız ev genci. Ev genci ne lan? Yani maaş eskide bağlanmasını bekliyor. Bir yerden işte bir şeyde belediye melediye falan bir yerde bir şey bekliyor falan. Ev genç. Şimdi bu ev gençleri diyelim bunlara. Hı. Başka bir şey yapmıyor. Bu ev gençleri bir yerde böyle dikeliyorlar. Duruyor filan. Şimdi böyle bakıyor. Lan ne yapsak ne yapsak, kaşınıyor filan. Dur lan diyor, şu diyor şöhretli galiba diyor. Mesela bana oluyor. Beni tanımıyor da. Diyor şöhretli galiba diyor. Evet, bununla evet. Diyor bir fotoğraf çektirelim diyor filan ama sonra onu nasıl koyacağız diyor fotoğrafı. Adamın ismini bilmiyoruz filan. Bravo. Ondan sonra çok doğru. Geliyor diyor ki abi ya diyor, bak böyle kaşınarak abi ya diyor. Sen kimdin ya diyor. Diyorum ki ben hiç kimse değilim kardeş, hadi görüşürüz falan, iyi günler falan. Yok yok diyor, aa diyor sen birisisin diyor filan. Yolda taciz. Sonra sen diyorsun geldi bir an önce defi bela falan söylüyorsun. O kim? Söylüyorum Okan Bayülgen diyorum. Kimdi lan diyor arkadaşına. Ay. Okan Bayülgen. Doğru söylüyor biliyor musun? Abi 15 dakika oradasın. Oradan öbürü google'luyor filan böyle. Ha diyor, tamam bununla fotoğraf çektirelim diyor falan. Sen oradasın, işin gücün var. Bunun yanında bekliyorum. Senin başına da böyle bir şey geliyor. Geldi. Geliyor, doğru söylüyorsun. Sonra onu bir görelim bak. Gösterseniz onu. Bak bak ha. Eyvah. Hangi? Salih Erdoğan. Deniz.
tercih ediyorsun? Ya bunu sen ya. Bak bak geliyorsun. Ondan Salih Akorkmaz. Ne diyor orada sana? Ya çok enteresan bir şey. Nereden nasıl bir şey? Ben buna kendim de kahkahalarla güldüm. Hiç farkında değilim. Ama sen böyle bir tip değilsin çünkü. Değilim çünkü. Yani insanları seni tanımadı diye böyle. Tanıdı zaten aslında. Tanıdı. Yani tanıdı. Orası çok önemli bir düğündü o. Valelerle biraz hafif şey olduğum için. Çünkü bekletiyor araba girmedi. Bekledim arabanın içinde. Kendimi içeri attım. Bayağı X-ray'den geçtim. Benim merhaba dediler bana. Yabancılar çünkü yabancı bir düğündü. Benim söyleyebilir misiniz dedim. Kızcağız bildi beni tanıştı. Şöyle bir şey oldu. İsminizi alabilir miyim dedi. Ben nasıl döndüm o ismi söyledim ve tanımıyorum. Gerçekten öyle bir isim varsa da özür dilerim zaten. Salih Akorkmaz diye çok isim var. Var tabii de ben ama öyle birini tanımıyorum. Salih Akorkmaz dedim yani demişim. Bir anda bilgi aktı. O anda zaten hışımla da salona girdim. Ne oluyor filan dedi. Kızdım filan dedi. Valeye kızgınım hala ben. Kapıya kızgın değilim. Valeye kızdım çünkü biraz beklettiler beni. Fakat sonra ben yurt dışına Paris'e gittim. Orada ben arkadaşlarım bizim sevgili Zuhal şey vardı. Zuhal yemek. Ha, ha, ha. Zuhal dedi ki ay dedi bu ne dedi. Herkes dedi seni konuşuyor bu nasıl dedi. Ben bir gördüm kahkahalarla güldüm. Kendime güldüm yani. Evet. Çok esprili çok güzel bir şey olmuş. Evet. Ama başıma gelen şey bunlar yani. Hayır abi bir de şey oluyor mesela benim de bir gün çok tepem atık böyle ay kimse bana bulaşmasın istiyorum. Öyle kahve zincirinde öyle bir şeyde işte var ya yazıyor ya üzerine evet. Bardağın üzerine. Ha değil mi? Herifçioğlu hem sırıtıyor bana hem de diyor ki isim ne yazalım? Ha bir de evet. Dedim birader hiç seninle kaynatamayacağım ben şimdi anladın mı dedim yani. Dedi isim ne yazalım falan yani bu şey yani şöhret senin yumuşak karnınmış zayıf tarafınmış gibi yani biraz onu bir deşelim de bakalım hani senin ne komplekslerin varsa döküyorsun. Evet ama salağa bak kompleksli olacak olan ben değilim ki sormadan sensin. Yaz yani işte. O bende var sende yok. Önemli aslında değil. Daha çok memnun ederim. Öylesi de var tersi de yapanlar bazen var. Tersi tabii çok değilim. Tersinde çok şey. Ya bir geçen gün spor ayakkabı satan bir yer orada dedi ki kıza şey yapıyor bir şey oldu falan. Arkadaşı buna dedi ki tanımadın mı dedi falan. Hayır tanımadım. Sonra dedi ki siz kimsiniz dedi. Ben hemen böyle telefondan yeni jenerasyondan evet, bahsediyorsun. Yeni jenerasyon çok de kendi kendimi Google'ladım. Dedi ki ben buyum. Aa falan ne var ulan işte. Ben çok memnunum. Yoksa lüzumsuz bir sürü şey konuşulacak. Ayakkabılara bakamayacağız falan filan. Yani evet abi. Evet. Ama sevgili Okan'cığım şöyle bir şey var. Bu çok viral oldu bu video. Biliyorum. Viral olduğu için çok enteresan bir şekilde bu yenice 12-13 yaşındakiler çok bakıyorlar ya. Bu videodan dolayı da beni tanıdılar biliyor musunuz? Tanımaya evet. Başladılar beni. Araştırıyorlar benim kim olduğumu da öğreniyorlar. Bir de benim yapımda var. Yani hiç kimseyi kırmamaya çalışırım. Evet. Ne olursa olsun gelsinler. Yani o anda hakikaten boğulacakmış gibi olsam da bir isim bir şey yapıyorum yani. Ama çoğu arkadaşlarımız bunu yapmıyor. Yani, ben yapmıyorum mesela. Çoğu arkadaşımız olarak. Sen eskiden daha serttin ama. Hayır ben şimdi şey yapıyorum. Yeter istemiyorum. Yok siz eskiden daha sertti. Serttiniz. Şimdi çok yumuşadınız. Daha sertti o. Yapma ya. Vay serttin. Ben ama bazen çok sinirleniyorum. O bazen olabilir ama şimdi ben bir 10 sene önceki Okan Bayülgen'le şimdiki Okan Bayülgen arasında fark görüyorum. Evet. Zorlatıyor yani. Yaşlılık. Şiron şifalandırdı. Evet.